Türk Telekom antrenmandayız. Polat da beraberiz. İyi başladı Telekom. Evet, çok iyi başladık. 2'de 2. Önce Galatasaray, ardından Afyon. Mutluyuz. Sırada iyi bir maç var Fenerbahçe ile hafta sonu. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Umarım iyi olan kazanır. Şimdi biz korktuk açıkçası. Sezon başı yapılanma değişince, geçen seneki kadrodan birçok oyuncu gidince, daha genç bir kadroyla başlayacağını duyduğumuz zaman Telekom, İnşallah bu sene kabus yaşamayız dedik. Ama kabus yaşatmayacağız. Size rahat olun mesajı verdiniz aslında bakarsanız. Evet, kesinlikle. Olarak. Sosyal medyadaki yorumları ben de takip ettim. Özellikle geçen seneki daha tecrübeli olan kadrodan sonra böyle bir genç takımın kurulması seyircilerde bir beklentide düşüklük yarattı, bir hayal kırıklığı yarattı ama ben kesinlikle öyle olduğunu düşünmüyorum. Yönetimsel anlamda bir takım durumlardan ötürü böyle bir karar alındı. Birçok kişi genç, yani geçen seneye nazaran daha genç bir kadro ama daha enerjik, daha agresif bir takım oldu. Geçen seneki takımın da bu arada yeri kesinlikle çok ayrıydı, çok evet. Özel bir takımdı. Çok da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Yani ki yeni çıkıldığı ligde önemli evet, başarı imzaladı. Evet, kesinlikle. Yani Türkleri, yabancıları hepsi ayrı ayrı çok önemli oyunculardı. Ama bu seneki kadro da bence çok kaliteli bir kadro. Yani gelişmeye, ileride iyi yerlere gelebilecek oyunculara sahip bir takım. Umarım başarılı olurlar bireysel anlamda ve hepsi de kendi kişisel hedefleri doğrultusunda takıma da iyi katkılar sağlayıp sezon sonu iyi bir yerde bitiririz. Benim gördüğüm geçen seneki kadro biraz daha tecrübeliydi ama bu kadro biraz daha ısıran, biraz daha isteyen, biraz daha arzulayan bir kadro gibi geldi hatta bana. Evet, bu seneki takım yani biraz aslında şüpheleri vardı teknik ekibinde bu kadar genç olması. Yani G League'den oyuncu aldık, genç yabancılar aldık, Türkler nitekim aynı şekilde genç oyuncular ama güzel bir enerji yakaladık. Hem arkadaşlık anlamında hem de teknik ekibin yoğun mesaisi sayesinde iyi bir sinerji yaratıldığını düşünüyorum. Zaten bunun da meyvesini ilk iki haftada direkt aldık. Umarım Avrupa Kupası'nın başlamasıyla da beraber başarılı sonuçlara devam ederiz. İşte orada biraz iş zorlaşacak gibi, hem lig hem Avrupa. Ya aslında bence derin bir kadromuz var. Ya derin bir kadroyu ilerleyen zamanlarda da teknik ekip kullanacağından şüphem yok. Kesinlikle iyi bir kadro çünkü. Avrupa Kupası'nın başlamasıyla bence hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Bunu iyi ayarlanacağını düşünüyorum. Başarılı sonuçlar orada da devam edecektir. Çünkü yani Avrupa Kupası'nda da ciddi anlamda hedefi var kulübün. Geçen seneki de bence aynı şekilde başarılıydı ama grubun zorluğu biraz bizi de zorladı açıkçası. Bu sene de bence başarılı sonuçlar Avrupa Kupası'yla eş anlamlı devam edecektir yani. Şimdi bu hafta Fenerbahçe maçı var. Ankaralılara çağrım var mı? Yani biz Ankara Arena yoktu. Atatürk Spor Salonu'ndaydı. Evet. Senin de yaşın o zaman bayağı küçüktü. Geliyor muydun maçlara bilmiyorum. Ben 33 yaşındayım aslında. Ben hiç göstermiyorsun. Evet, hiç göstermiyorum. Geldim, Atatürk'te de oynadım evet. Zaten. Yani o salonu Ankaralılar tıka basa dolduruyorlardı. Geçen sene aslında Fenerbahçe ile 6 kere oynadık. Efes'ten sonra, Anadolu Efes'ten sonra en fazla oynayan ligdeki takımız. Ankara'da da Fenerbahçe maçları gerçekten çok keyifli oluyor her iki takımın seyircisi açısından. Ben yine Ankaralı basketbol severlerin bu maçı dolduracağından şüphem yok. Çünkü çok keyifli geçiyor. Onlara çağrım, lütfen gelin. Hem eğlenin hem bize destek olun. Ha, evet, ama Telekom'u desteklemeye gelsinler. Kesinlikle bizi desteklemeye gelsinler bir Ankaralı olarak. Çünkü Türk Telekom'un Ankara'ya gerçekten ihtiyacı var. Ankara'nın da Türk Telekom'a. İnşallah hafta sonu güzel bir maç izlerler ve kazanan taraf biz oluruz. İnşallah biz de keyifli bir maç bekliyoruz. İnşallah. Çok beklenenden çok çok daha iyi başlayan bir Telekom ve bu hafta Fenerbahçe maçı. Türk Telekom Fenerbahçe maçlarına aslında alışık. Ama bu sefer daha genç bir kadroyla sahada olacak Türk Telekom. Neler düşünüyorsun, neler hissediyorsun? Dediğiniz gibi biraz daha genciz, tecrübe olarak biraz daha az tecrübeliyiz ama gençliğimizden yararlanmaya çalışacağız. Sürekli topa baskı yapan, hızlı hücumlara çıkmaya çalışan bir Telekom göreceksiniz. Yani geçen sene göre dediğiniz gibi biraz tecrübemiz az olabilir ama gençliğimiz daha fazla, daha enerjik oynayacağız. İnşallah kazanmaya çalışacağız. Benim geçen seneki Telekom'dan bu seneki Telekom arasında gördüğüm fark, daha istekli bir kadro var. Daha ısıran, daha fazla mücadele etmeyi, o galibiyeti daha çok arzulayan bir takım görüyorum açıkçası. Tecrübe açığını belki o kapatıyor ama sen neler hissediyorsun? Neler geçen sene dediğim gibi çok tecrübeli bir takımdık. Nerede ne zaman oynaması gerektiğini bilen bir takım daha doğrusu. Yani çünkü geçen sene Fenerbahçe'yi sonuçta o takımı yendik biz. Kupada yarı finalde neredeyse yeniyorduk. Sonra onun dışında hepsini o geçen seneki takımla yaptık. Geçen seneki takım da bence gayet iyiydi. Yani ne zaman bazen dediğiniz gibi dönem dönem enerjisiz, böyle yavaş gözüküyor olabilirdik ama geçen seneki takımımız çok iyiydi.
İşte bu sene onun üzerine koymaya çalışacağız. Biraz daha genciz, biraz daha enerji koymaya çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapıp sezonu en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. Takım olmayı başardığınızı düşünüyor musunuz? Yani hazır mısınız? Yoksa Avrupa kupalarına kadar sürecek veya daha fazla sürecek bir süreç mi var? Ya şimdi ilk haftaya baktığınızda Galatasaray maçında belki çok hazır bir takım görmüş olabilirsiniz. Ama sonra bir hafta sonra Afyon maçına baktığınızda daha yeni bir takım olduğumuzu, antrenörümüzün de dediği gibi iniş çıkışlarımızın olacağını, sinyallerini verdik. Biz zaten normal takımlara göre geç de toplandık. Evet. Ama yani takımdaki herkes Türkler olsun, yabancılar olsun çok iyi karakterler ve çok iyi insanlar. Zaten Burak abi de takımı seçerken öncelikle iyi karakter olmasını istiyor. Yavaş yavaş daha iyi takım olacağız. Saha içinde oynadıkça, kazandıkça, belki kaybettikçe öğrene öğrene daha iyi takım olacağız. Fenerbahçe maçı öncesi Ankaralı sponsorlara bir çağrım var mı? Ya benim bir çağrı yapmama gerek yok. Sonuçta buraya Euroleague şampiyonu geliyor. Biz de o Euroleague şampiyonunu en son burada yendik. Onlar da bizim nasıl mücadele ettiğimizi biliyor Fenerbahçe'ye karşı. Büyük maçlarda nasıl mücadele ettiğimizi biliyorlar. Bizi destekleyeceklerinden şüphem yok. Burası zaten dolu olacaktır. Gelenlere iyi basketbol seyrettireceğimizi söz verebilirim. En azından bu mücadeleyi seyredeceğiz. En azından mücadele edeceğiz, evet. Hocam, futbolcularla röportaja alışkınım. Onlarda bir sıkıntı olmuyor. Hemen hemen aynı boyda oluyoruz. Onlar basketbola gelince boy sıkıntısı böyle tutuluyor. Sen de röportaj keyifli ama sen de benden yakışıklısın. Onun sıkıntısını yaşıyorum. Estağfurullah Bülent, yani bizim. Sen Ankara'nın çok sevilen, çok sayılan, aynı zamanda yakışıklılığı da bilinen bir gazeteysin. Eyvallah. Bizim haddimize değil. Hocam, iyi başladı takım. Senin de korkuların vardı. Konuşmuştuk daha önce. Geçen seneye nazaran daha tecrübesiz bir takımın, daha gençlere odaklı bir takımın olduğunu biliyorduk. Ama bunun sıkıntılarını sanki ilk iki haftada yavaş yavaş atlatacağını sinyalini verdi. İki galibiyet önemliydi. Bu hafta Fenerbahçe maçı var ki zor bir maç aslında. Ama korku yok aslında bakarsan. Yok yani şöyle, biz de hiçbir zaman zaten korku kelimesi hiç anmadığımız ya da hiç söylemediğimiz bir şey. Ama tabii şöyle, bu sene geçen seneden çok daha bir farklı bir takım daha ortada. Yani geçen sene daha tecrübeli, daha büyük kariyerleri olan oyuncular. Bu sene kulüp politikası ve bizim isteğimizle birlikte de daha genç, daha aç, gelecekte önlerinde çok ciddi bir basketbol kariyeri olan ve çok ciddi hedefleri olan bir oyuncu grubu. Ama tabii yabancılar hariç özellikle Türk oyuncular çok potansiyelli, altyapı milli takımlarında defalarca çok önemli başarı kazanmış oyuncular. Fakat geçtiğimiz senelerde oynadıkları kulüplerde çok süre almamış oyuncular. Dolayısıyla bizim endişemiz bu oyuncuların özellikle ligin ilk birkaç haftasında bir mağlubiyet zinciri ya da başka şeyler etkilenip psikolojik olarak sıkıntı yaşamalıydı. Yaz dönemini iyi geçirdik, iyi çalıştık. Halen daha çok iyi. Çok da genç başladınız. Çok da geç başladık yani maalesef bir takım sıkıntılardan dolayı. Ona rağmen hem ekibin geçen seneden işte teknik ekibin birlikte gelmesi hem de oyuncu grubunun büyük özverisiyle aslında çok büyük sıkıntı gibi gözüken şeyleri de çok kısa sürede atlatmış gibi gözüküyoruz. Ama tabii bu demek değil ki hani biz şu anda sorunsuz, hiçbir şeyimiz yok. Biz şöyle, ligin sonuna kadar gelişime devam edecek bir takımız. Sonuçta çok genç bir takım. Her günü değerlendirmeye çalışıyoruz. Her antrenmanı iyi geçirip bir gelişim kaydetmek istiyoruz. Dolayısıyla zorlu bir senenin sadece daha başındayız. Buradan Fenerbahçe maçına bağlamak gerekirse, ya tabii Fenerbahçe takım, bunu her röportajda söylüyoruz. Yani hem kulüp olarak hem basketbola yaptığı yatırımlar olarak hem takım yapılanması hem koçuyla yani her şeyle çok komple bir basketbol takımı. Dolayısıyla geçen sene onlarla Efes'ten sonra en çok oynayan takım bizdik. 6 defa oynadık. Evet. Hem Türkiye Kupası yarı final oynadık. Hem playoff'ta eşleştik. 3 maç playoff maçı oynadık. Lig'de oynadık. Dolayısıyla biz çok iyi tanıyoruz Fenerbahçe'yi. Yani hem koçun stilini hem neler yapabildiğini hem de 6 kez sahada yüz yüze kalmış bir ekibiz. Dolayısıyla dersimizi iyi çalışıp pazar cumartesi akşamı ki bu bizim için çok önemli Telekom adına buraya gelenleri, televizyondan izleyenleri ki burası bilet satışlarından da gördüğüm kadarıyla 10 bin civarında bir seyirciyle oynayacağız. Dolayısıyla buradan kazanmak, kaybetmek ayrı bir şey ama basketbol olarak mücadele eden, Ankara'ya yakışan, Ankara'nın gelecekte basketbola güzel günlere bakmasını sağlayacak pozitif bir takım görüntüsü vermek istiyoruz. Bizim şu anda Fenerbahçe maçıyla alakalı ilk hedefimiz bu yani. Şimdi burası Ankara Arena ama spor müsabakalarından daha çok siyasetle, kongrelerle falan konuşulan bir yer. Buranın spor salonu olduğunu hatırlatacak kulüp de Türk Telekom. Burayı doldurabilecek, buradaki coşkuyu yansıtacak, Ankaralıları buraya çekecek.
Onun için Türk Telekom'un misyonu var ve benim açımdan çok da kıymetli Türk Telekom'un. Yani şöyle söylediğin abi, çok doğru. Biz geçen sene de zaten buraya ilk başta biraz az seyirciyle başladık ama takım çok iyi başladı. Günden güne inanılmaz bir seyirci ortalamasıyla oynadık. Yani ortalama maçları bile burada 5-6 bin kişiyle oynadık. Özellikle son Fenerbahçe ile oynadığımız burada 10 bin civarında seyirci vardı playoff maçında. Türkiye Kupası'nda inanılmaz bir atmosferde oynadık. Ve bu senenin ilk maçını Galatasaray maçında da işte fena sayılmayacak bir seyirci oynadık. Bizim buradaki en büyük amacımız Ankara çok ciddi bir spor kulübü ama bazı eksiklikleri var. Özellikle basketbol açısından bu eksiklikleri Telekom'un doldurduğunu ve bundan sonraki dönemde de dolduracağına inanıyoruz. Buraya dediğim gibi yani buraya insanlar çok ciddi bir basketbol takımını, çok dişli bir basketbol takımını ve burada mutlu olacakları bir yere gelmesini istiyoruz. Dolayısıyla cumartesi günü burada her anlamda hem basketboldaki mücadele olarak hem de tribündeki görüntüler açısından çok keyifli, çok güzel bir maç olacaktır yani. Herkesi bekliyoruz. Benim de çağrım olsun. Ya bu gençlerin desteklenmesi lazım. Projenin de desteklenmesi lazım. Muhakkak. Çünkü bu çocuklar da Türk sporuna çok önemli katkı sağlayacak. Milli takımlarda mücadele edecek oyuncular. Yani, size de gurur diyoruz hocam. Şöyle çok teşekkür ederim. Yani biz genelde ülkenin bakış açısı olarak olaylara kısa vadede yaklaşan ve kısa vadede çok çabuk inişler çıkışlar yaşayan bir toplumuz. Dolayısıyla bu takımın gerçekten hani bunu bir antrenör yaklaşımıyla bizim zamana ihtiyacımız var şeklinde değerlendirilmesini istemem ama bu takım her geçen gün çok daha iyiye gidecek, gelişim kaydedecek ve en sonunda da muhakkak hem sayısal olarak bir yere gelecek hem de bu oynadığı basketbolla bir yere gelecek bir takım. Dolayısıyla burada da gerçekten gelecekte Türk basketboluna hizmet edecek değerli Türk oyuncular artı gelecekte Avrupa'da çok hatırı sayacak yabancı oyuncular var. Dolayısıyla bu takım desteklenmeye, morallendirilmeye ve gerçekten itilmesine ihtiyacı olan bir takım. Onun için herkesin desteğini, medyayı, seyircileri, bütün basketbolla alakalı, sporla alakalı bütün etmenleri Ankara için bekliyoruz yani. İnşallah hocam Avrupa Kupaları maçlarımız da olacak. Artık bu mikrofon daha çok size uzatacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Senin sana da Ankara sporuna verdiğin destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten müthiş bir iş yapıyorsun. Bundan sonraki işlerinde de çok başarılar diliyoruz. Çok sağ olasın.